ADS analizlerinde de zaten yüzde karbon, azot, metanla incelemiş olduğumuz ürünün gerçekten de çinko oksitan abartıyı elde edip etmediğimizi ortaya çıkartacaktı. Bu da çok önemliydi. Nanosize'a baktığımızda da zeta potansiyel çalışmalarında ise homolelerin teker teker incelendiğinde ne kadar maddeye tuttuğu ve ne kadar ortama verdiği ile ilgili bir yüzde karşılaştırması olmuş oldu. Nanolat sadece az miktarda, %2 oranında bir kaybımız olmuştu. Bu kayıp da zaten öngörülen bir kayıptı. Atıklarını değerlendirerek bir nano partikül elde ettik. Burada asıl amacımız atık sularında metilen mavisi dediğimiz boyayı ortamdan uzaklaştırmakta aslında. Metilen mavisi de kumaşı boyadıktan sonra ortaya çıkan o atık sudaki boya. O boyayı geliştirdiğimiz şeyle atık maddeyi ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz aslında. Gıda atıklarını değerlendirerek içerisindeki kimyasalları kullanarak nanopartikül elde ettik. O da metilen mavisinin içerisine hapsediyor. Ortamdan uzaklaştırıyor. Gıda atıklı olarak pazı, lahana ve kerevizi kullandık. Hem o atık suyu temizleyerek doğaya yarar sağlamış olduk, hem de temizlediğim suyu tekrar tekstilde kullanılabilecek hale getirmiş olduk aslında. Ayrıca bu gıda atıklarını da ekonomiye tekrar kazandırmış olduk. Stabilitesinin arttığını gördük. Nanopartikülde de kalsiyum ajansının nanopartikülle etkin bir şekilde etkileşime geçtiğini gördük. Rejenerasyonda da boncukları 3 kere tekrar kullandığımızda sadece sentezlenme aşamasına gelirsek bitkilerimizi yıkadık, kuruttuk, öğüttük, belirli katı sıvılarında karıştırıp bitki özünü elde ettik. Bunu nanopartikül sentezlenmesinde kullandıktan sonra daha verimli olduğunu hissettik.